Şimdi bugün yapılacaktı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan ziyaretinden ötürü yarına ertelendi. Yani Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı. Yani toplantı önemli, kritik. Hükümetin çözmesi gereken meseleler var. Ciddi meseleler bunlar ve ibedilikle çözülmesi lazım. Mesela emeklileri yapılacak zam, maaşlara zam. Zam tarihi Ocak'ta gibi görünüyor ama hala acaba önde Ekim kasını olabilir mi gibi umutlar da var. Fakat buna dair bir emare yok. Bir de gençler şu balumuz e, telefondaki şu verginin kaldırılması meselesi. Şimdi sıfır vergiyle cep telefonu alabilecekler. E Ne zaman bu yürürlüğe girecek? Bunları da bekleniyor. Dolayısıyla bu kritik kabine toplantısının yarın e, bir şekilde e, bayağı bir uzun sürmesi de bekleniyor. Önemli başlıklar var. Çünkü dediğim gibi hükümetin halletmesi gereken gözler kritik kabine toplantısında 8. kabine toplantısı bir gün ertelemeyle yarın yapılacak ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin konu başlıkları masada yer alacak. Toplantıda iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak. Emeklinin zam beklentisi. Maliye ve çalışma bakanları sunum yapacaklar. Bağ kurulların prim talebi 7200 prim günüyle emekli olmanın yolu açılacak. Gençlere vergisiz telefon, evet 10 GB internet ve cep telefonu desteğinin ayrıntıları belli olacak. Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme, Çevre Bakanı Öz Haseki sunum yapacak. Bakınız bu çok önemlidir. Öz Haseki'nin yapacağı sunumda öyle zannediyorum ki bir yasal düzenleme isteği vardı. Öz yani şu kentsel dönüşünde riskli yapılar var ya hani yıkılması lazım. Ama bir tanesi apartmandan biri itiraz ediyor, mahkemeye veriyor. Bir anda yıkım gerçekleşemeyebiliyordu. Farklı farklı biraz daha sürecin hızlanması isteniyor ki bu da bir yasal düzenlemeyle mümkün demişti. Yarın belki bu da kabile toplantısında tartışılacaktır. Yani sunumun içinde büyük ihtimalle yer alacaktır. Türkiye'nin dış politika temasları Erdoğan'ın G20, Birleşmiş Milletler ve Nahçıvan ziyaretleri değerlendirilecek. Şimdi burada elbette ki hükümetin aslında önündeki en elzem halletmesi gereken emekliliğin zam beklentisi. Bağ kurların prim talebi, kentsel dönüşüm için yeni düzenleme ve gençlere belgesiz telefon. Bu dördü kamuoyunu çok çok yakından ilgilendiriyor ve kitlelerin merakla beklediği dört başlıktır bunlar. Şimdi bağ kurların yanında ki biraz sonra haberde de izlettireceğim size Kartal'da bir miting düzenlendi emekliler oradaydılar e, diskten tutun birçok efendim. federasyon birçok dernek oradaydı Emad derdi bunlardan biri mesela Şimdi zam istiyorlar dolgun zam bunun daha çabuk verilmesini istiyorlar ocak beklenmesin mesela E Burada işte emeklilikte adalet istiyorlar e, İşte stajyerlerin e, sorunların çözülmesini istiyorlar Stajyerler de EYT'li kapsamında olsun diyorlar ki haklılar e aynı zamanda bir gün geç girdiği için işe yahut belki o gün evrakını yetiştiremediği için e sigortası olmayanlar 17-20 yıl fazladan çalışacaklar. Yani 99'un 8. ayı son milattı ya O oradan bir gün sonra olanlar bir anda 20 yıl fazladan çalışmak zorundalar. Bu konuda adalet isteniyor. Düzenleme isteniyor. O yüzden bir araya gelmişlerdi. Teferruatlıca biraz sonra o emeklilerin örgütlü bir şekildeki taleplerini ekranlarınıza taşıyacağız. Ama dediğim gibi başlıklar e 3 aşağı, 5 yukarı. E bunlar yarın kritik bir kabine toplantısı, kritik başlıklar ele alınır. Evet.